HPV aşısı için çok soru geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle ben bütün hastalarıma öneriyorum. Çünkü bu HPV'nin kanser yapan tipleri erkekte de kadında da 3-4 tipi çok yüksek dereceli ve bu tiplere karşı bu aşı koruyucu. Aşının yani hiç HPV'si sihirli yoksa yok da bir kişinin yani. Bu aşıyı olması lazım koruyucu anlamda diyorsunuz. Evet ve 9 yaşla 46 yaş arası. Bakın ben 9 yaşında mesela yeğenime doğum günü hediyesi olarak HPV aşısı aldım. HPV aşısı yaptım. Yılda 3 doz yapılıyor ve ömür boyu koruyuculu olduğunu düşünüyoruz. En az 10 yıl olduğunu biliyoruz. O yüzden çok değerli bir bilgi. Lütfen kız çocuklarınıza yaptırın. Sizler de geç kalmadınız. O kadar küçük yaşta çok affedersiniz bir kız çocuğuna yaptırmanın 10 yılsa bir koruyuculuğu nasıl bir önlemi var? Ömür boyu koruyuculu olduğunu düşünüyoruz ama 10 yıl kesin. Yani normalde kesin. Sonra ne olur? 10 yıldan sonra bir doz tekrarlanabilir belki. Evet. O da gelecek verilerle olacak bir şey. Aha. Ve 9 yaşında neden 9 yaşında? Hem vücut hormonlar çalışmaya başlamış oluyor. Evet. Hem de doğal olarak cinsel temas olmadan önce ne kadar önce yapılırsa koruyuculuk o kadar yüksek artıyor. Oluyor. Çok güzel. Ve çok üzücü yani bazen 25 yaşında hastamız geliyor. İşte 5 yıldır cinsel ilişkisi başlamış, evlenmiş 5 yıl önce ve rahim ağzı kanseri başlangıcı ya da rahim ağzı kanseri çok üzücü. Daha doğum yapmamış. Halbuki yılda bir simir aldırsaydı biz bunları tanı koyabilirdik. Çok önemli. Yılda bir simirinizi aldırın. Ve yine söylüyorum aile hekimlerimiz de bunu yapıyorlar. Çoğu aile hekim yapıyor. Lütfen bize gelemiyorsanız da aile hekiminize sağlık ocağına gidip aile hekiminizden rica edin simir testinizi aldırın.